Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Yönetim Kurulu üyeleri haftalık toplantılarını gerçekleştirdi. Toplantı sonrası konuşan ilçe başkanı Coşkun Karadağ, ilk olarak Beyrut'ta yaşanan patlamaya değindi. Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki gerçekten çok hazin bir patlamayla, oradaki 100 kişinin ölümü, yaklaşık da 4000 veya 5000 kişinin de yaralanması söz konusu. Ben buradan tüm Lübnan halkına başsağlığı diliyorum. Bu konu açılmışken hazır şunu da ilave yapmak istiyorum. Bu tür fütursuzca bir takım yatırımlar ülkemizde de gözlemlenmekte. Ve hatta biliyorsunuz bir dönem öncesinde yine böyle bir patlamayla beraber birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. Özellikle bölgemizde turizmi ilgilendiren bu tür olaylara, bu tür yatırımlara da çok ciddi olarak tedbir alınmalı ve tekrar gözden geçirilmeli diyorum. Biliyorsunuz bu konuya açılmışken hem şunu da ilave yapmak istiyorum. Son günlerde Alanya'mızda bu korona virüs olayı yeniden gündeme geldi. Tüm Türkiye'de geldiği gibi Alanya'mızda da. Aldığımız bir takım istihbaratlara göre gerçekten devlet hastanesinde ve bir takım hastanelerde normal hastaların artık kabul edilmediği, tüm Türkiye'de bunun yaygın bir şekilde olduğunu gözlemliyoruz. Ben buradan tüm vatandaşlarımızın ve partilerimizin yine sosyal mesafe ve özellikle maske konusunda çok dikkat etmeleri gerektiği konusunda bir kere daha uyarı yapmak istiyorum. Karadağ ayrıca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 6 Ağustos Perşembe günü Alanya'ya geleceğini ve 2 günlük yoğun bir programın olduğunu söyledi. Önümüzdeki günlerde Büyükşehir Belediye Başkanımız Perşembe günü saat 4 gibi Alanya'mızda olacak. Bir takım ziyaretleri olacak, bir takım toplantılar yapacak. Ben buradan ayrıntıyı sizlere daha sonra gene bildireceğim. Ve özellikle hal esnafı, özellikle taşıma grubu ve ulaşım esnafıyla ve de muhtarlarımızla bir toplantı olacak. Bu toplantıların saatlerini ve zamanlarını ve yerlerini ben sizler aracılığıyla tüm halkımıza ayrıca duyuracağım. Cuma günü yine başkanımız burada olacak. Yine toplantılar devam edecek. İnşallah olumlu bir toplantılar, olumlu bir görüşmeler olacak kanısındayım. Arkadaşlar gerçekten ülkemizde son günlere doğru birçok siyasi hareketlilik söz konusu. Bu siyasi hareketlilik içerisinde parti kurumları olsun, bir takım farklı siyasi oluşumlar falan söz konusu. Ben bunların bir tek konuya bağlıyorum. O da artık ülkeyi yönetenler ülkemizi yönetemez hale geldiler. İşsizlik diz boyu, hayat pahalılığı aldı başını gidiyor. Yani dolayısıyla insanlar artık siyasi arayışlar içerisine girdi. Ben yaptığımız 37. olağan kongremizde gerçekten bunun bir iktidar kongresi, iktidar kurultayı olduğunu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık elzem olarak iktidara gelmesinin şart olduğunu gözlemliyorum. Önümüzdeki süreçte hep beraber takip edeceğiz inşallah Cumhuriyet Halk Partisi. Bu ülkenin dar boğazından çıkışın adresi olacaktır. Muharrem İnce'nin yeni bir parti kuracağı söylemlerinin sorulmasına ilişkin ise Karadağ Cumhuriyet Halk Partisi daha da güçlenecektir şeklinde cevap verdi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu tür biraz önce bahsettiğim gibi gerçekler yöneticiler yönetemez pozisyona geldiği zaman, halkımız gerçekten dar boğaza indiği zaman birçok insan çıkış yolları aramakta ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu tür olaylar çok gündeme geldi. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıllık bir ulu çınardır. Yoluna devam edecektir. Bu tür olaylar partiyi hiçbir zaman küçültmez, bilakis büyütür. Dolayısıyla demokratik bir partide bu tür arayışlar söz konusu olabilir. Saygı duyarım ama kesinlikle Cumhuriyet Halk Partisi yoluna özellikle 37. kurultaydan sonra ve özellikle genel başkanımızın önderliğinde siyasi iktidara hızla koşmaktadır. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle muzda gümrük vergisinin %45.8'den %7'ye düşürülmesini değerlendiren Karadağ, vergiden oluşturulan fonun işsizlik fonuna aktarılmasının daha iyi olacağını belirtti. Bu kararnameyle birlikte biliyorsunuz sadece muz değil, muz, ayçiçeği ve çay. Ancak bölgemizi ilgilendiren en önemli konu tabii ki muz konusu. Muzdaki %145.8 bir vergi %7'ye düşürülmesi gerçekten buradaki muz üreticiyi çok yakinen ilgilendiriyor. Dolayısıyla biliyorsunuz Alanya'mızda ve bölgemizde özellikle muz üretim için müthiş bir devletin desteğiyle beraber seralar yapılmakta ve çok geniş alanlarda muz üretimi için teşvik edilmekte. Bütün bunlar yapılırken %7'ye düşürülmesi bir defa akıl alacak bir olay değil. Çünkü
Biliyorsunuz bu sefer ithal muzun fiyatı çok daha düşük olacak gibi gözüküyor. Yani şu an 14-16 liraya satılan ithal muz belki buradaki bizim yerli muzla artık kıyaslanabilecek veya fiyatta yarışacak bir düzeye çekilmesi istiyor. Dolayısıyla buradaki üreticiyi birebir etkileyecek gözüküyor. Ama bunun yanı sıra bu muzdaki bu şey bir fona aktarılacak deniliyor. Olay biraz flu olmasına rağmen yani %7 değil yine %145 vergi devam edecek. %7'si devlete vergi olarak verilecek. Geri kalanı bir fona aktarılacak diye düşünülüyor. Bu fonda toplu konut fonu olarak zikrediliyor. Şimdi eğer bu bir böyle bir fona aktarılacak gene %145 vergi devam edecek, 7'si vergi olacak, gerisi fona aktarılacaksa bu fonun mutlaka ve mutlaka ben işsizlik fonu olması mutlaka ve mutlaka bu fonun gerçekten turizm emeklisine ayrılan bir fon olması mı diyorum. Toplu fonu, konut fonu gerçekten onun kendisine özgü bir parasal şeyi var. O kendisini devam etmeli toplu konut fonu ama eğer ki böyle bir fon söz konusu olacak sağlığa ayrılmalı, eğitime ayrılmalı ve özellikle işsizliğe ayrılmalı diye düşünüyorum.